Öyleyse Tanrı yardımcınız olsun. Bu duanızın hiçbir yararı olmaz. Onların kulakları doğuştan sağırdır. İçişleri Bakanı ile Belediye Başkanı arasındaki aydınlatıcı, hatta nur saçan hasbihal birbirlerinin kafalarına karşılıklı fırlattıkları düşüncelerden, gerekçelerden ve görüşlerden sonra yukarıdaki sözlerle bitti. Ama bu iki siyasetçinin daha önce düşündüğü gibi sağcı partinin, yani iktidarda bulunan ve iğrenç bir kolektif baskı politikası güderek başkenti bizzat ülkedeki hükümet tarafından ilan edilen sıkı yönetim belasına bulaştıran, ayrıca bu baskıyı bireysel planda da sürdürmek için bireyleri sorgularken zor kullanan, onları yalan makinesine sokan, tehdit eden, belki de korkunç işkenceler yapan, bu arada şunu da belirtmek gerekir ki söz konusu işkencenin gerçekten yapıldığı konusunda orada tanık olarak bulunmadığımız için kesin bilgimiz olmadığını söylemek zorundayız. Ama aslında bu da fazla bir şey ifade etmez. Çünkü Peygamber Kızıldeniz yarılıp halkıyla birlikte karşı kıyıya ayakları bile ıslanmadan yürüyerek geçerken de biz orada değildik. Ama herkes o olayın doğruluğuna yemin billahi tanıklık eder diye düşünüyor. O partinin üyesi oldukları konusunda zaten kuşkulanmış olan okurun kafasının daha fazla karıştığına kuşku yok. İçişleri Bakanı'na gelince daha önce kuşkusuz farkına vardığımız gibi Savunma Bakanı'yla içine girdiği kör rekabeti sürdürmek için sırtına geçirdiği yenilmez savaşçı zırhına ince bir yarık oluştu. Ya da halk deyimiyle söyleyecek olursak zurnada içine parmak girecek genişlikte bir çatlak var. Öyle olmasa yaptığı planların art arda fos çıkmasına, kılıcının hızla körleşmesine tanık olmazdık. Ki yukarıda belediye başkanıyla girdiği son diyalog bunu doğruluyor. Çünkü o diyaloga aslan gibi gururlu başladı ama daha kaba bir karşılaştırma yapmamış olmak için şöyle diyelim. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırarak bitirdi. Bunu anlamak için küçümseyici bir tonla Tanrı'nın kulaklarının sağır olduğunu söyleme saygısızlığını göstermiş olması yeter de artar bile.